İyi günler, Batı Ermenistan Devlet Televizyonu Türkçe haberleri sunar. Batı Ermenistan Ulusal Meclisi olağan oturumu gerçekleşti. Bugün Ermeni Ordusu Günü. Stockholm Özgürlük Merkezi'nin bir raporuna göre işgal altındaki Batı Ermenistan'da Ermeni kültürel mirası yok olma tehdidi altında. Şuşi'deki halı koleksiyonu yine tehlikede. Batı Ermenistan'ın Dikranagert şehrindeki Neolitik döneme ait tarihi kalıntılar bulundu. Dikran Mansuryan 83 yaşına girdi. Artsakh'ın sembolü Dadik ve Babik. Dilakyan kardeşlerin ünlü dizisi Yerevan'da sergileniyor. Batı Ermenistan Ulusal Meclisi'nin olağan oturumu çevrimiçi platformda gerçekleşti. Oturuma farklı ülkelerden Batı Ermenistan milletvekillerinin yanı sıra Devlet Başkanı Armenak Abrahamyan da katıldı. Oturum sırasında yaklaşan konferansla ilgili görüş alışverişinde bulunuldu. Devlet Başkanı Abrahamyan, 1 Şubat'ta düzenlenecek Zoom konferansı hakkında ek bilgiler aktardı. Oturuma Parlamento Başkanı Leonardo Basmacihan başkanlık etti. 1 Şubat'ta gerçekleşecek olan Zoom konferansına katılmak için aşağıdaki adresten kaydolabilirsiniz. Bugün Ermeni ordusunun doğum günü. Her yıl 28 Ocak'ta kutlanan Ermenistan Cumhuriyeti Silahlı Kuvvetleri'nin profesyonel bayramıdır. Ermenistan Cumhuriyeti Silahlı Kuvvetleri Bayramı 6 Ocak 2001'de Ermenistan Cumhuriyeti Devlet Başkanı tarafından imzalanan Ermenistan Cumhuriyeti'nin bayram ve anma günleri yasası ile onaylandı. Ordu günü 28 Ocak 1992'de Ermenistan Cumhuriyeti'nin savunması hakkında adlı kararın alındığı için her yıl aynı günde kutlanıyor. Ermeni halkının yiğit askerleri bugün de kahraman atalarının örneğini izleyerek, eşsiz cesaret ve kahramanlık göstererek vatanı savunma gibi kutsal davasına özverili bir şekilde hizmet etmektedir. Batı Ermenistan şanlı Ermeni ordusunu kutlar, ona güç ve irade, layık zaferler diler. Stockholm Özgürlük Merkezi'nin 2021 raporuna göre işgal altında bulunan Batı Ermenistan'daki azınlıklar ve mülteciler son bir yıl boyunca insan hakları ihlallerine, nefrete ve saldırılara maruz kalmaya devam etti. TC'nin işgalci hükümeti dini azınlıklar da dahil olmak üzere dini özgürlükler konularını ele almak için çok az çaba sarf etti. Ermeni kültürel mirası da yıkım tehdidi altında bulunuyor. Makalenin tamamı web sitemizde mevcuttur. Artsakh'taki 44 günlük savaş sırasında mucizevi bir şekilde çıkarılıp kurtarılan Şuşi Halı Müzesi'nin koleksiyonunun bir kısmı, koleksiyonun sahibi Vartan Asadırya'nın saklayacak yeri olmadığı için yok olma tehlikesiyle karşı karşıya. Yerevan Alexander Tamanyan Ulusal Müze Enstitüsü'nde devam eden sergi 28 Ocak'ta bitecek. Ancak halılar müze deposunda kısa bir süre 10-15 gün gibi kalabilir. Asadırya'nın koleksiyonu Ermenistan Tarihi Müzesi'ne, Sardarabad Anıtı Etnografya Müzesi'ne veya Şarambayan Ulusal Sanat Merkezi'ne taşıması teklif edildi ancak teklifleri kabul etmedi. Toplamda Şuşi'den yaklaşık 170 değerli halı çıkarıldı. Ancak sergide 71 örnek sunuldu. Çoğunlukla 19. yüzyıla ait halılar sergileniyor. Ancak koleksiyonda 17. yüzyılda yapılmış örnekler de var. Batı Ermenistan'ın Dikranagert Diyarbakır'da Ambar Barajı alanında sürdürülen arkeolojik kazılar sonucunda Grefilla höyüğünde çanak çömlek öncesi Neolitik döneme ait tarihi kalıntılar bulundu. Yapılan kurtarma kazıları önemli sonuçlar vermiş ve Ambar Çayı'nın yukarı havzasının M.Ö. 9. binden itibaren yerleşim alanı olarak seçildiğini göstermiştir. Höyüğün erken tabakalarında M.Ö. 9300-7550 yılları arasında kullanılan yaklaşık 3,5 metre kalınlığında arkeolojik dolguda oval ya da köşeleri yuvarlatılmış dörtgen planlı çukur yapılar ve bunları çevreleyen dörtgen planlı konutlar açığa çıkmıştır. Ortaya çıkan dikili taşlar, havanlar, falluslar, insan ve hayvan heykelleri ile sunaklar bu yapıların ritüel etkinliklerde kullanıldığı öngörülmektedir. Ermenistan Cumhuriyeti emektar sanatçısı, Ermenistan Cumhuriyeti halk sanatçısı besteci Dikran Mansuryan, modern Ermeni klasik müziğinin ünlü temsilcilerinden biridir.
Besteleri 20. yüzyılın Avrupa müziğinin ve Ermeni müziğinin en iyi geleneklerinin başarılarının eşsiz bir birleşimidir. Batı Ermenistan'ın en büyük kuşaklarından biri olan Dikran Mansuryan, 1947'de ailesiyle birlikte Lübnan'dan Ermenistan Cumhuriyeti'ne geldi. Mansuryan, konservatuvarda çağdaş müzik teorisi dersleri verdi. 1986'da müzik profesörü unvanına layık görüldü. 1992-1995 yıllar arasında konservatuvar rektörü olarak görev yaptı. Kompozitörün eserleri Londra, Paris, Roma, Milano, Berlin, Viyana, Moskova, New York, Los Angeles ve diğer şehirlerin en büyük konser salonlarında seslendirildi. Batı Ermenistanlılar olarak doğum günü vesilesiyle usta besteciyi kutlar, uzun ve bol verimli yıllar dileriz. New York'ta yaşayan Artsakhlı Dilakyan kardeşlerin Artsakh'ı sembolize eden Biz ve Dağlarımız adlı anıt konulu eserlerin yer aldığı sergi Yerevan'da açıldı. Yaratıcılar tarafından Artsakh olarak adlandırılan, savaş sırasında başlayan ve bugüne kadar devam eden bu dizi günümüzde de popüler ve alakalı olmaya devam ediyor. Çünkü savaş tarihi sonrasında Artsakh'ta yaşam devam ediyor. Dadik ve Babik'i sembolize eden anıt vasıtasıyla kardeşler, Artsakh halkı imajının neredeyse tüm değerlerini tamamladı. Sadakat, aile değerleri, vatanseverlik, toprak ve su koruyucusu. Serginin Dilanyan kardeşler tarafından Ermenistan Cumhuriyeti'ndeki Artsakh daimi temsilciliği ile birlikte düzenlediğini hatırlatalım. Bugün için bu kadarını öngördük. Şimdi size Nubar adlı topluluk tarafından seslendirilen Ermeni halk şarkısı Bahçaneri adlı eseri sunuyoruz. Eserin tamamını Batı Ermenistan Devlet Televizyonu'nun resmi sitesinden izleyebilirsiniz. Hoşça kalın.